Cezaevinde girdim cezaevine. Koğuştan içeri girdim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Öncesini anlatayım size. Cezaevinden içeri girdim. Özel tip cezaevinde. Biz içeri girdik. Giriş işlemlerimiz yapılıyor. Adliye bizi teslim ediyor. Adliye teslim ederken ben ve benim yanımdaki olayda benim karşı taraftan ben ve benim yanımda bir rol var. Benim adamım. Karşı taraftan da öbür taraftan 9-10 kişi var. Onlar 20-30 kişiydi. 9 tanesi kaldı yakalananlar. Geri kalanlar kaçtı. Biz orada durulup işlemlerin yapılmasını bekliyoruz. İlk cezaevi giriş işlemleri uzun sürüyor. Yalnız bu esnada bizim karşımızda 20 tane gardiyan var. Bak abartmıyorum. 20 tane gardiyan. Gardiyanların ellerinde böyle küçük küçük kartvizitler ve notlar var ve bekliyorlar sırayla. Bak sen bunu anlatmış mıydın ben sana? Neyse bizim işlemler yapıldı. Benim işlem yapıldı. Gittim kenara. Gardiyanlar tek tek bana gelmeye başladı. Kart veriyor. Al diyor bunu. Bu ne diyorum? Al diyor. Diyor ki merhaba Cem. Ben senin babanın arkadaşıyım. A1 koğuşa gel. A1 koğuş çok güzel. Hayrıma değil bu benim yani. Hoş bir şey. Ben anlıyorum ki ben hani anlıyorum ya ben sana anlayacaksın Cem babadan dinle diye ve anladım ki iyi bir şey değil. Ben hayrına çağırmıyor. Anladın mı? Biri diyor ki işte bizim koğuşta televizyon var. Oraya gel. Öbürü diyor ki bizim koğuşta televizyon var, video var. İşte çok güzel eğlence var. Bizim koğuşa gel B12. Öbürü diyor ki işte ben seni çok sevdim. Eski arkadaşınım Mehmet buraya gel falan. Ulan 20 kişi de 20 kişi tek tek bir şey istedi. Gardiyan dedi ki baş gardiyan geldi. Dedi ki var mı dedi gitmek istediğim yer. Seni dedi herkes seni istiyor. Dedim beni Kasımların olduğu yere götür. Benim asmam var. Ha dedi evet dedim tamam dedi aldı beni götürdü bir yere Hasımlar koğuşu girdik içeri selamünaleyküm aleykümselam oturduk falan bir tane adam koğuşun ağası benden önceki ve iki tane daha adam yanında dedi ki gelsene kardeş falan gelelim kardeş dedim ya zaten biz şeye geldik ama oraya gel buraya gel iyi dedim kardeş gel gelelim anlatayım ne olacak. Koğuşun yanında bir tane mutfak var. Mutfağa geldik. Dedi kardeş dedi işte cezaevinde dedi bir adet vardır dedi. Dedim kardeş. Yeni gelenden dedi işte biraz para istenir dedi. Dedim kardeş. İşte bir 50 bin dolar dedi biz senden dedi para alacağız dedi. Dedim sen benden 50 bin dolar alamayacaksın kardeş. Kardeş dedi o zaman 10 bin olsun. Dedim 10 bin de alamayacaksın. Ya dedi 5 bin alamayacaksın. 1000 alamayacaksın. Dedim kardeş sen benden 1 lira bile alamayacaksın. Bak bu dedim olay burada kalıyor ilk defa geldiğim için ve dedim cezaevi olaylarını biliyorum sesimi çıkarmıyorum bu olay dedim burada oluyor ve bunu dedim yaşanmamış sayıyorum ama bir daha dedim aynı şeyi duyarsan dedim buradan ya sen dedim ölüm çıkar ya benim ölüm çıkar ya dedi kardeş dur dedi işte cezaevinde adettir dedim ben cezaevi adeti bilmem ben dedim buradan dedim göt sikmekten gelmedim ben bu cezaevine ben bu cezaevine dedim geldiğim suçu biliyorsunuz. Gazetede, televizyonu aylarca, günlerce gösterdi. 5 gün beni gösterdi televizyon. Biliyorsunuz benim buraya niye geldiğimi. Benim suçumdan gelen adamdan dedim para isteyecek adam yok. Tamam kardeş dedi. Sen de dedi işte ters adammışsın. Dedim ters adam yok. Bu iş dedim burada kaldı. Bu iş dedim burada bitti. Ama göt kadınlar. Millet işte geçmiş olsun şudur budur. Prens Ali diye biri var. Adı Prens Ali. İşte o da Türkiye'nin en büyük kredi kartı. Dolandırıcısı. Ondan sonra adam suç profesörü. Yani suçun İlber Ortaylısı. Bak abartmıyorum. Harbi ben Ezel. O da Ramiz Dayı. Ciddi ciddi. Ben Ramiz Dayı'yı cezaevinde buldum. Geçmiş olsun kardeşim. Evlat dedi. Geçmiş olsun dedi. O da mavi yüzlü falan. Dedi tamam dedi. Sen dedi iyi yaptın dedi falan. Ben duydum burada dedi ne istediklerini. Dedim dayı yani. Allah aşkına biz dedim dışarıdan gelmişiz. Ben dedim bunlar kim dedim ya. Benim dışarıda bunlar gibi dedim 10 tane adamım var. Bunlar yanımda duyuyorlar. Dedim bunlar gibi benim yanımda 10 tane adam var dedim ya. Bunlar kim falan dedim. Ya kardeş dedim dur şimdi şey yapacağız. Bu adam bir gıcık oldu bana. Ben de ona gıcık oldum. Adam bana bakıyor ben adama bakıyorum. Adam bana bakıyor ben adama bakıyorum. Böyle bak birbirimize. Birbirimize yaklaşıyoruz böyle dalacağız. O cezaevinde falan herkes böyle sağa sola kaçışmaya başladı. Ben adama dalacağım bak Allah canımı alsın. Herif bana bakıyor herif de tehlikeli bir herif tamam mı? O da tehlikeli ben de tehlikeliyim. Gireceğiz birbirimize. Ondan sonra ben artık adama doğru gidiyorum böyle tam adama yaklaşıyorum. Kapı açıldı.
Cezaevinin kapısı. Sen bunu duymuş muydun ya? Bilmem. Dediler ki Ahmet, talihen geldi. Bak Allah canımı alsın. Adam talih oldu. O koğuşun orada ağasıydı. Adam talih oldu. Yine mi sansür oldu? Yok yok, ben sansür kurulu. Çok güzel bir şey demişlerdi. Yanım burada boşuna mı sohbet ediyorsun? Ne bir sap var, ne bir şey var. Bir, bari bir şey, çay kahve getir içelim ya. Hadi bir kahve getirmişsin. Getir bir kahve hadi. Tek mi? Aleyküm selam. Tek tek, bir tane tek yap, inceden yeter. Fazla uzatmam zaten, bugün çok uzun yayın olmuş. Her neyse, adamla biz ciddi ciddi bak birbirimize dalacağız, tamam mı? Dalacağız birbirimize. Adama dediler ki talihen geldi. Ya öyle mi falan filan, adam iyi falan dedi. Bana, adam bana bakıyor, ben adama bakıyorum falan. Görüşürüz kardeş dedim. Görüşürüz kardeş, ben dedim. Dışarıda dedim duyarsın yani, ben sen nerede takılıyorsun, fındık sadece. Aa dedim, bizim mekan. Tamam kardeş falan, tamam gitti bu. Yanında iki tane adam vardı, onun adamları. Onlar fıstı. Ağaları gidince. Ondan sonracıma o adamlardan bir tanesi, çocuklardan bir tanesi dedi ki işte ağanın dedi yatağına ben yatayım dedi. Dedim hop, bizim prens var orada. Prens dedi ki kaptırma yatağı. Dedim dur. O dedim yatak benim. Ya ama yağsı mağsı yok. Sen dedim üst kata bakalım hadi. Ben çıktı, aldım yatağı, geçtim. Sonra bu Ramiz dayı aldı beni yanına dedi. Başladı dedi ki bak şunu şunu şöyle yap. Bunu bunu böyle yap. Bunu bunu böyle yap. Şuradan şu gelecek, buradan bu gelecek. Şuradan şu gelecek, buradan bu gelecek. Şuradan şu şunu söyleyecek, bu buradan bunu söyleyecek. Hep söylediği şeyler mantıklı. Harbi şimdi Ramiz dayı konuştuğu zaman filmde bile herkesi ne yapıyor dinliyorsun değil mi? Aynı Ramiz dayı gibi adam. Gençler işte hayatın kahpesinden, insanın bilmem nesinden kork falan. Bu böyle çok acayip sığıcı bir adam. O adam buraya gelse. Bak o Prens Ali. Şuradaki muhabbeti yapsa, bana diyorsun ki Cem Baba nereden öğrendin bunları? Fıkraları da ondan duydum, muhabbeti de ondan duydum. O Cem Baba'nın zamanında harbi mafyaydı. Ama mafya deyince böyle yani hani şey mafya değildim ben. Ben hiçbir zaman, ben anlamışsınızdır, maddi durumum iyiydi yani. Hiçbir zaman böyle milletin parasına, malına, mülküne yürümedim ben. Yürüseydim cezaevinde öyle para vururdum ki. Ben cezaevindeyken bankacılar geliyordu çocuklar. Bankacılar geldi 2000 yılında. Adamlar geliyorlar, devleti 20 milyon dolar tokatlamış. Müdür çağırıyordu, diyordu ki Cem 2 milyon isterim. Ne istersin 2 milyon dolar? Nasıl 2 milyon dolar müdürüm, sen ne diyorsun ya diyordum. E diyordu bu adam geldi sana 20 milyon dolar tokatlamış işte devleti. İşte sen bu adamı al döv, işte sana yine kopartırsan kopar 2 milyonu bana. Ya diyordum müdürüm dalga mı geçiyorsun, olmaz öyle şey. Hayır olur falan, olmaz. Sen ne diyorsun falan bilmem ne, ortalık karışıyor, seni keseriz vururuz öldürürüz falan. Ya diyorum bak. Bu adamdan kimse bir şey almayacak. Ben kendim alırsam beni vur kes öldür. Oğlum olur mu öyle şey diyordu. Niye almıyorsun? Almam diyordum kardeşim ya, hırsızlık ya. Ya adam devletten. Oğlum adam devletten çaldıysa hırsızdan çalan yine hırsız. Bana ne diyorum, beni ilgilendirmez. Diyordum müdürüm yapma, adam neyse ne yapmış almış 20 sene 30 sene hapis atacak. Yani al adamın içerideki her şeyini, ondan sonra adam boşu boşuna hapis atacak. Ya diyordu sen ne diyorsun? Manyak mısın oğlum sen falan diyorlardı. Bu gidiyordu, başka müdür geliyordu. E işte öbür müdürü aldı ama sen en az iki vermişsin durana, ben de bir isterim diyordum. O da almadı, sana da yok. Allah'ım çıldırdılar çıldırdılar, delirdiler delirdiler. Çıldırdılar delirdiler. Geliyor adam benim yanıma, bankacı. İçeriden haber geliyor. İşte bizim koğuşa gel Ahmetciğim, ben senin babanın arkadaşıyım. İçerideki koğuşta 90 ekran televizyon var. Diyordum ki kardeş gitme. Bak seni hayra çağırmıyorlar. Burada rahatsın. Bir sıkıntın var mı? Yok.